kendi dedesini yaratma çabasına da yokken dedelerimize bir kez daha huzurlarınızda eğiliyor, saygıyla minnetle eğiliyorum. Ama bizler de Yamamaz Cemevi olarak, İzmir Alevi Kültür Derneği olarak bu öğretimizin özüne uygun kendi kültürümüzle yaşatmak için mücadele verdik. Sizler biliyorsunuz ki her alanda devlet sivil toplum örgütlerini, dernekleri öncesinde bizim yaşıtlarımız bilirler. 80 öncesinde dernek kurmak, dernekleri oluşturmak çok zordu. Devlet bir sürü prosedür uyguluyordu. Dernek çok kolay değildi. Çünkü o dernekçilikte muhalif bir güç vardı. Direniş vardı, örgütlülük vardı, hakikat vardı. Ama sonrasında ne yaptı? Baktı ki bu çıkar ve menfaatine yenilen menfaat perestleri bunları içinde seçerek, onlara mevki makam vererek bu direniş gücünü gördü ve bugün bölüp bölüştürüp bizleri yönetiyor. Türkiye'de her gün kadınların katledildiği, çocukların taciz edildiği ve katledildiği, doğanın ve doğadaki tüm canlıların yok edildiği bir süreçte bir Alevi grubunun eğitime dair böyle bir dayanışma gecesi düzenlemesini ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu bir kez daha bilmek zorundayız. Bir ülkede yaşıyoruz. O ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı Diyanet İşleri Müdürlüğü gibi çalışıyor. Türkiye'de eğitimin dinselleştirildiği, tekçi ve inkarcı bir eğitim sisteminin olduğu bir Türkiye'de bir cemevinin sadece ve sadece ibadethane olarak değil, aynı zamanda bir eğitim yuvası, eğitime katkı koyan, mekanını ihtiyacı olan öğrencilere ayıran bir hal alması gerçekten de bizim için önemli bir durum. Ben başta Alevi Hak Mücadelesi'nde bizimle yol yürüyen arkadaşlarımıza selam olsun diyorum. Bu yolu bu güne kadar dik duruşlarıyla, itikatlarıyla bugüne getirenler aşk olsun. Hani dedik ya, birimiz birimde gidilmeyen yolun sonu kararlıktır dedik ya, aslında yaşadığımız ülke kararlık içinde ama biz farkında değiliz. Değerli dostlar, değerli canlar, umudu hep birlikte büyütmeliyiz. Karanlığın en derin olduğu anda bile biliyoruz ki umudumuzla bizler aydınlık yarınları inşa edebiliriz. Gecenin en karanlık anı bir iki şafağın sökeceği andır. Ve o sebeple içinden geçtiğimiz durum, yıllardır süre gelen AKP'nin iktidarında baskıların arttığı, özgürlüklerin kısıtlandığı, yargının kendi ellerinde cezalandırmak üzere herkese sopa olarak kullandıkları bir dönemden geçiyorlar. Düşüncelerinden dolayı içeride tutulan siyasi mahkumlarımız, özgürlükleri ellerinden alınan gazetecilerimiz, öğrencilerimiz, her biri yıllarca düşünce özgürlüğünü maalesef olmayan yargı ve eksik olan yine siyasi kararlarla mahkumiyet verilebiliyor. Birçok zulüm yaşanmış ülkemizde bugüne kadar sadece Alevilerle ilgili değil, birçok inanç, birçok noktadaki ayrı dinler ve etnistelere farklı zamanlarda farklı acılar yaşatılmış. Ve ne acıdır ki bunun mücadelesini hayata soldan bakan, hayata soldan yaklaşan yine duyarlı vatandaşlarımızın ortak mücadelesiyle bugüne kadar gelmiş. Dediğim gibi aydınlık yarınları umutlarımızı dayanışmayla büyüterek getirebiliriz. Ama ben şuna inanıyorum ki gecenin en karanlık anı umudun aydınlığı doğacağı en yakın andır. O sebeple şu an atılan adımların da yine
samimiyetsiz bir şekilde geçmişten dem vurarak yeni sayfaları açmaya çalışmaları da artık çıkmazın, açmazlarının nereye geldiğini, karanlığın ne kadar derinleştiğini her birimize gösteriyor. Bugünkü samimiyetsiz yaklaşımları artık şunun aslında işaretçisi. İsteseler de istemeseler de bir anlayışın değişeceği, özgür yarınların, aydınlık bir Türkiye'nin yeniden inşa edileceği güne yakın olduğumuzu gösteriyor. Evet, doğru yamanlarda belediye hizmet alanında yapılmış bir düğün salonu, altında da kreş olarak yapılmış bir hizmet binamız var. Başkanıma şunu söyledim. Orada Anadolu'dan gelmiş, kendi kültürünü yaşatmaya çalışan birçok insanın o düğün salonuyla ilgili talepleri var. Ayrı derneklerimizin ayrı farklı noktalarda yine yaklaşımları var. Biz belediye olarak kendi çalışanlarımıza hem ekmek kapısı olacak hem de maliyetine bu hizmeti herkese verebileceğimiz bir yer olarak